Türkiye'de aşıların çok sayıda gelmesi nedeniyle çok sayıda kişiye aşı yapılmaya başladı. Aşı sırası gelenler de her gün yeni çıkan yan etkileriyle endişeleri artmaya başladı. Son günlerde de mRNA aşılarının özellikle genç yaştaki erkeklerde kalp iltihabı yani miyokardit ve perikardit yaptığına yönelik haberlerin çıkmasıyla birlikte endişeler daha da artmış durumda. mRNA aşısı olan BioNTech aşısının kalp iltihabı yapma riski var mı? Bu konuyu sizler için anlatmaya çalışacağım. Amerika'da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yani CDC'nin Güvenlik Komitesi 23 Haziran'da bazı genç ve yetişkinlerde BioNTech ve Moderna COVID aşıları ile miyokardit ve perikardit arasında olası bir ilişki olduğunu söyledi. CDC'nin Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi mRNA aşılarını almış 16-24 yaşlarındaki kişilerde beklenenden daha fazla sayıda kalp iltihabı rapor edildiğini ancak aşının faydalarının hala risklerinden açıkça daha ağır bastığını söylemiştir. COVID-19 aşısı sonrası miyokardit ve perikardit nadirdir. Aşı olumsuz olay raporlama sistemi verilerine göre 21 Haziran 2021 itibariyle COVID-19 aşısı olan 30 yaş ve 6 kişiler arasında 616 miyokardit veya perikardit rapor edilmiştir. Vakaların çoğu özellikle erkek ergenlerde ve genç erişkinlerde mRNA COVID aşılarından alanlar olmuştur. Tıbbi kayıt incelemeleri dahil edilmek üzere takip yoluyla CDC ve FDA 393 miyokardit veya perikardit raporunu doğrulamıştır. CDC COVID-19 aşılaması ile bir ilişki olup olmadığını değerlendirmek için bu raporları araştırmaya devam etmektedir. Amerika Gıda ve İlaç İdaresi yani FDA, mRNA COVID aşıları için bilgi sayfalarına risk hakkında bir uyarı ekleyeceğini söylemiştir. CDC konuyla ilgili açıkladığı bildiride yan etkinin son derece nadir olduğu ve çoğu vakanın da hafif olduğu vurgulanmıştır. Peki aşı sonrası gelişen kalp iltihabı nedir? Aşı sonrası gelişen kalp iltihabı deyince bir kere kalp iltihabını anlamak lazım. 3 ana kalp iltihabı türü vardır. Endokardit, miyokardit ve perikardit. Endokardit kalbin odacıklarının ve kapakçıklarının iç astarının iltihaplanmasıdır. Miyokardit kalp kasının iltihaplanmasıdır. Perikardit ise kalbin etrafındaki bir kese oluşturan dokunun iltihaplanmasıdır. Birçok şey kalp iltihabına neden olabilir. Yaygın nedenler arasında viral veya bakteriyel enfeksiyonlar ve kalbe zarar veren ve iltihaplanmaya neden olan tıbbi durumlar bulunur. Aşı sonrası oluşan miyokardit ve perikarditin nedeni hala araştırılıyor. Kalp iltihabının rastlantı veya aşının immünolojik yan etkisinin olup olmadığı araştırılmaktadır. Sahip olduğunuz kalp iltihabının tipine ve şiddetine bağlı olarak belirtiler de farklı olarak kendini gösterebilir. Doktorunuzun önerdiği tedavi, kalbinizin veya kapakçıklarının, kalp kasının veya kalbi çevreleyen dokunun iltihaplanması teşhisi konulmuş olup olmadığına bağlı olabilir. Komplikasyonlar, aritmi veya düzensiz kalp atışı ve kalp yetmezliği olabilir. mRNA aşılarından sonra kalp iltihabının belirtileri nelerdir? Nelere dikkat etmeliyim? Eğer aşıdan sonra göğüs ağrısı, nefes darlığı, kalbinizde çarpıntı yani kalbinizin hızlı atması hissi varsa o zaman kalp iltihabı yönünden incelenmekte fayda var. COVID-19 aşısından sonraki bir hafta içinde sizde veya aşı yapılan çocuğunuzda bu belirtilerden herhangi birinin olduğunu düşünüyorsanız o zaman doktora başvurmanızda fayda var. Peki mRNA aşıları kimlerde daha çok kalp iltihabı yapıyor? Amerika'da teyit edilen vakalar çoğunlukla erkek ergenlerde ve genç erişkinlerde görülmüştür ve ikinci dozdan sonra daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Tabii ki ilk dozdan sonra da olan daha az vakalar vardır. CDC verileri 18-24 yaş arası erkeklerde uygulanan yaklaşık 3 milyon 600 doz ikinci dozdan sonra
233 miyokard ve perikardit bildirimi olduğunu göstermiştir. Normalde bu yaş grubunda 2 ila 25 arası beklenirdi. Bu yaş grubunda kadınlarda uygulanan 5 milyon 200 bin dozdan sonra sadece 27 vakada görülmüştür ki normalde bu yaş grubunda 2 ila 18 arasında görülmesi beklenirdi. Bu verilere göre genç yaştaki kadınlarda fazla kalp iltihabına neden olmazken genç erkeklerde kalp iltihabı gelişme riski biraz artmış durumda. Peki bu risk ne kadar diye hesaplayacak olursak, bu risk yaklaşık 1 milyonda 6 kişide görülürken 100 bin kişide ikinci dozdan sonra 6 kişide görülüyor. Yani oldukça nadir ama normalde beklenene göre 10 kat daha fazla bir kalp iltihabı riski var. Bu risk ne kadar diye hesaplayacak olursak, normalde 1 milyon dozda 6 kişide beklenirken bu 100 bin dozda 6 kişide oluyor. Yani yaklaşık 10 kat kadar daha artıyor ama 100 bin kişide 6 kişide o da ikinci dozdan sonra ortaya çıktığı bildiriliyor. Yani risk oldukça düşük. Peki aşı sonrası kalp iltihabı gelişmiş vakaların ortak özellikleri ne? Çoğunlukla erkek ergenlerde ve 16 yaş ve üzeri genç erişkinlerde ortaya çıkmış. Genellikle mRNA aşılarından ikinci dozdan sonra ortaya çıkmış. İlk olarak COVID-19 aşılamasından sonraki birkaç gün içinde geliştiği görülmüş. En geç bir hafta içinde ortaya çıktığı görülmüş. Aşıdan sonra görülen kalp iltihabı yani miyokardit ve perikardit ciddi bir durum mudur? Bir kere miyokardit ve perikardit belirtileri değişebilir ancak sıklıkla nefes darlığı, düzensiz olabilen güçlü bir kalp atışı ve göğüs ağrısı şeklinde kendini gösterebilir. Kalp iltihabı bu koronavirüsün kendisi dahil olmak üzere bir dizi viral enfeksiyonlarda görülen bir komplikasyondur aslında. Avrupa İlaç Ajansı kaynağa bağlı olarak miyokardit ve perikardit insidansının yılda 100 bin kişide 1 ila 10 kişi arasında olmasının normal olduğunu bildirmiştir. Miyokardit nadir görülen bir durum değildir ve farklı birçok virüsle ilişkilendirilebilir. İnsanların büyük çoğunluğu için miyokardit iyi huyludur. Yani genelde kendi kendini sınırlayan bir durumdur ve bazı ilaçlarla, bazı antiinflamatuar ilaçlarla kolayca tedavi edilebilir. Çok az sayıda insan için kalp kası bozulabileceği bildirilmektedir. Bu bir ilişki mi yoksa nedensellik mi? Özellikle genç erişkinlerde nispeten yaygın olması ve nüfusun yüksek bir kısmının şimdi COVID aşısı almış olması aşıyla olan ilişkinin ilişki mi yoksa nedensellik mi olduğunu belirlemeyi zorlaştırdığı düşünülmüştür. Bazı olaylar aşıdan bağımsız olarak yine de olmuş olabilir. Bu özellikle milyonlarca insan aşılandığında geçerlidir. Aşının bildirilen bir yan etki reaksiyonu neden olup olmadığını değerlendirirken birçok faktörün dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Bu gençler için ne anlama geliyor? Kalp iltihabı genellikle bazı ilaçlarla tedavi edildikten sonra hızla iyileşiyor. Genel olarak risk fayda oranı aşının verilmesinden yanadır. Genç insanlarda enfeksiyon oranları hala yüksektir ve şimdilerde COVID-19 komplikasyonlarıyla hastaneye gelen gençlerin sayısının arttığı da görülmektedir. Gençler uzun süreli COVID gelişme riski altındadır. Bu nedenle toplum sağlığı ve ölüm riski yüksek kişilerin korunması için aşıların gençlere de yapılması faydalı olabilir. Amerika'da CDC 12 yaşın üzerinde herkese aşı önermeye devam ettiğini bildirmektedir. Aşılama tabii ki her zaman iki amaca hizmet ediyor. Birincisi aşı olan kişiye fayda sağlaması, ikincisi de başkalarına fayda sağlaması. İkinci amaç için bir şeyler yapmaya hazırız ancak bunlar bireylere net bir zarar veriyorsa tabii ki değil. Sonuç olarak bu verilere bakıldığında özellikle 30 yaşın altındaki erkeklerde mRNA aşılarının kalp iltihabı riski olabilir. Bu risk oldukça düşüktür. Ancak bu yaş grubunda koronavirüs enfeksiyonu sonrası yoğun bakım riski de düşüktür. Genç erkeklere toplum sağlığı için aşılama yapılmasının da faydaları kaçınılmazdır. mRNA aşılarının kalp iltihabı riski daha çok ikinci dozdan sonra olması nedeniyle tek doz aşı yapılması belki ilerleyen dönemde gündeme gelebilir. Genç erkeklere Çin aşısı veya Rus aşısı yapılması
düşünülebilir. 18 yaş altında BioNTech yerine Çin aşısı ve Rus aşısı yapılması düşünülebilir. Önümüzdeki çıkan veriler bize daha yol gösterici olacaktır.